Değerli izleyenler, yeni bir programla herkese merhaba. Bu programımızda Ceviz ve Badem Araştırması Selam Bayrak'la Düzce'deyiz. Ve daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda yine Ceviz'in 2016 performansını konuşacağız. Yine farklı bölgelerden numuneler var. Bir de gezip görerek gözlemlenen veriler var. Bunları sizlerle paylaşacağız. Tabii önümüz bahar, fidan dikimi olacak, aşılar olacak, budamalar olacak. Bunlarla ilgili de yine hatırlatmalarımız olacak. Ben hemen Selam Bey'e dönerek programa başlamak istiyorum. Selam Bey merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Hoş bulduk. Ceviz, evet, her zaman söylüyoruz, çok büyük bir talep var cevize karşı. Ama bu taleplere istinaden bir de cevizin performansı var. Yani toprağa, bölgeye, bakım şartlarına göre değişen performans var. Hastalıklar. Evet, hastalıklar var hakeza aynı şekilde. 2016 yılında cevizin performansı nasıldı sorusuyla hemen başlayalım. Sonrasında diğer konuları ele alırız. 2016 yılının performansını belirleyen etkenlerin başında iklim geliyor. Yine 2016 yılı ceviz performansını belirleyen nedenlerin başında hastalık ve zararlılar geliyor. Şimdi bunun çözümü hastalık ve zararlılar önlenmesi, bunların önlenmesi altyapının iyi tesis edilmesine bağlı. Eğer altyapımız iyi oluşturulmuşsa, yani zirai mücadelede biz buna kültürel yöntemler diyoruz. Kültürel yöntemlerde arazi seçimi, toprağın seçimi, yöre seçimi, çeşit seçimi, fidan seçimi gibi. Tabii. Bunlar kültürel önlemler. Önlemler. Bunlar çok önemli. Bunların yanında arazi hazırlığında bilhassa dip kazanı ben çok önemsiyorum. Dip kazan ceviz bahçelerin kurulmasında olmasa olmazıdır. Halk arasında buna patlatma diyorlar. Evet. Toprağın patlatılması. Patlatma, evet. Bu toprağı patlatıp altta bir metre bunun kaldırdığımız zaman görebiliyor muyuz bilmiyorum. Bir metre en az derinliğinde, en az bir metre fazlası yani olabilir ama azının gücü faydası gerekir. Yok. Evet. En az bir metre derinliğinde toprağı patlatacak, arkasında mol var, bu da iz yapıyor. Ve drenaj sorunu olan yerlerde toprağa kil değilse toprak, burada geçirgenliği sağlamak biraz zor olabiliyor. O bakımdan biz geçirgenliği sağlamak için önce bir kere meyilli arazi düşüneceğiz. Türkiye o bakımdan ülkemiz çok şanslı. Çünkü engebeli bir ülkeyiz. Yani toprak drenajı için meyil şart, hava drenajı için de şart. Kesinlikle. Soğuk hava. Bu arada şunu da hatırlatalım istiyorum ben. Evet. Şimdi dip patlatma yapılacak ama vatandaş yanlış dönemde dip patlatma yapıyor. O da hiçbir işe yaramıyor. O önemli. Evet. Toprak tavındayken. Kesinlikle. Onun da zamanı var. Evet, toprak tavındayken toprak çatlayacak yani bu giderken. Yoksa eğer toprak nemliyse çizer gider. Hiç, çok da faydası olmaz. Hiç faydası olmaz. Hiç faydası olmaz. Evet. Mesela ben diyor çok büyük çukur açtım diyor. Yani ne lüzum var bir de patlatmaya uğraştırma beni şeklinde. Çok büyük çukur açmasa daha iyiydi. Evet. Çünkü çok büyük çukurda çok su birikir. Aynen. Verdiğimiz ilaç gübre orada birikir. Bunların antagonist etkileri var. Bunların zehir etkileri var. Yani o bakımdan çok büyük çukur açmanın bir anlamı yok. Eğer biz dip kazanı çekmediysek. Evet. Bu dip kazan olması olmazıdır. Yani cevizin iyi bir performans göstermesi için evet, altyapı önemli. Yani diktiğiniz yerin iyi hazırlanması önemli. Biz onu gördük. Şimdi önümüzdeki örnekler var. Bunların randımanlarını, kabuklu ağırlık, iç ağırlıklarını ayrı ayrı vermekten ziyade genel bir şey konuşalım. Zamanımızı onu harcayalım. Evet. Yani ben şunu gördüm. Kültürler tedbirleri iyi almışsa, bir de zirai mücadeleyle ilgili koruyucu ekilmik deriz halk arasında. Evet. Bu zirai mücadeleyle ilgili de önlemler aldıysa, koruyucu ekilmikte olduğu gibi. Evet. Halk yani sağlığında, tedavi her zaman pahalıdır. Tedavi her zaman pahalıdır. Dediğiniz çok doğru. Önlemler ise ucuzdur. Aynen öyle. Şimdi bunlar alınırsa, ben şunu gördüm 2016'da. Sorunuzun cevabı da oluyor. 2016'da kim kültürel önlemleri iyi aldıysa,
kim hastalıklara karşı önlemleri iyi aldıysa ve hastalıklara karşı mücadeleyi de tekniğine ve usulüne uygun yaptıysa, evet, burada performans. Da besleme de önemli. Bunu da es besleme geçme. Besleme çok önemli. Evet. Tabii. Besleme önemli ama yani fidanı besleyeceğiz, hızlı büyüteceğiz diye bir şey yok. Tabii. Biz eğer yine ona dönüyorum. Dönüp yine bu dip kazana geçiyorum ben. Bu dip kazan olayı eğer biz toprağı yırtıp mikroorganizmaya iyi bir ortam hazırladıysak, o mikroorganizma orada topraktaki besin maddelerini yani mineralleri, inorganik halde bulunan mineralleri organik haline getirip bitkinin almasını sağlıyor. Evet. Ama biz maalesef hemen gübreye sarılıyoruz. Hatta ben şunu görüyorum, dikim esnasında büyük varillerin içine dikim harcı diye bir şey çıktı. Belki vardır diğer şeylerde, onu bilemiyorum. Evet. Elmada, armutta, kirazda olabilir ama cevizde kesinlikle. Ben araştırmadan emekliyim. Araştırmada biz onu yaptık ve fidanların %70-80'i kurudu. Evet. Yani kil toprağı eritip karıştırıyor. Orada çeşitli ilaç ve gübreler konuyor. Dikim harcı ona banıp çıkarıp dikiliyor. Bu çok yanlış. Eskişehir'de 750 fidanın 700'ü kurudu. Yani saf halinde sağlıklı bir şekilde dikerken yalnız akan suya fidanı koyarsak, duran su değil, akan suda koyamadık, hiç olmazsa bidona sokup çıkarıp hem o gömüdeyken kum şeyi temizlenmiş yani, olur. Canlandırmak lazım. Makas iyi çalışır. Biz böyle dikim yaparsak işte performans dönüyor dolaşıyor, altyapı hazırlığına dayanıyor sonuçta. Ya. Tabi bunun dışında performansı etkileyen çok faktör var. Yani iklim koşulları, hastalıklar, zararlar, besleme, kültürel işte budamasıdır vesairedir. Bunların hepsi performansı etkiliyor. Peki 2016'da yine gezdiniz, birçok danışmanlık yaptığınız yerler de var. 2016'da cevizin performansı nasıldı? 2016'da altyapısı iyi oluşturulan, altyapı iyi oluşturulup iyi çeşit, iyi yöre seçip dikim yapan, iyi fidan seçen yerlerde altyapı iyi oluşturulduğu için burada performans iyiydi. Kaolin de önemli mesela. Temmuz Ağustos'ta güneş yanıklığına karşı. Bunlar yapılmamışsa, tedbirler alınmamışsa ceviz tabii kaliteli olmuyor. Yarı yarıya fark ediyor. Yani satarken, pazarlarken artık insanlar eskisi gibi cevizi almıyor. Bakıyor, içine bakıyor, kabuğuna bakıyor. Yani, kesinlikle. Rengine kadar bakıyor. Tabii rengine kadar bakıyor. O bakımdan biz mümkün olduğunca kaliteli bir ürün elde etmek için amacımız ticari yönden, yani kazançlı bir bahçe kurup oradan kar elde etmek, çoluk çocuğumuzun istikbalini sağlamak sonuçta. Bunun için söylenenleri iyi dinlemeli, kitap okunmalı, bilgi alınmalı, danışmanlık hizmeti alınmalı ama bunların arasından da seçim önemli. Yani Prasa Diker gibi bu asırlık ağaçtır. Rastgele ticari şeyi de yüksek olunca cevizin, evet, büyük bir rağbet var. Rağbet olunca rastgele her yere ceviz dikildi. Ne oldu bu sefer? Altyapı iyi tesis edilmediği için birçok bahçe istenilen meyveye yatınca belli oluyor bunlar. İlk zamanlar gübrenin gücüyle veyahut da şeyle ağaç kendisi büyüyebiliyor. Ama toprağa aşağı doğru kök saldıkça, o aşağıda duran suya ulaştıkça veya kil topraksa orada biriken suya ulaştıkça sorunlar çıkmaya başlıyor ve 2016 da artık başladı. Yani buna dayalı olan hastalıklar da başladı. Buna dayalı olarak gelişme bozuklukları başladı, verim düşüklüğü başladı. Yani bunlar olmasın, bunlara karşı tedbir alınsın. Şimdi hastalık ve zarar üzerine fazla durunca şöyle zannedilmesin. Ya demek ki ceviz çok hastalıklı, zararlılarla mücadelede, evet, bir sürü sorun var. Biz efendim bununla uğraşamayız gibi bir şey akla gelmesin. Tabi burada bunlara tedbir almasın. Hastalıkların çok görülmesinin farklı sebepleri var. Yani kökeni önemli, işte mevsimsel, yani hava iklimsel hastalıklar var. Çok soğuk geçen yıllarda, çok sıcak geçen yıllarda popülasyonlar değişiyor. Bir de tabi burada belki dikkatimizden kaçıyor ama sağlıklı fidan çok önemli. Çünkü evet, işte hastalıklı bir fidan üretimi yapılan
ya da fidan üretimi yapan bir fidancı o fidanları ülkenin birçok bölgesine dağıtınca bu sefer özellikle toprak yükenli ya da fidandan kaynaklanan fidanın üzerinde bulunan bir takım hastalık etmenleri temiz toprağa da yayılıyor ya da o bölgelere yayılıyor. Bu da önemli aslında. Dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta. O yüzden fidan alırken buna çok dikkat etmemiz lazım. Fidan seçimi önemli. Yani bu da kültürel tedbirlere giriyor. Kesinlikle. Kültürel tedbirlerde fidan seçimi, yöre seçimi, yer seçimi ve altyapı oluşturulması çok önemli. Kesinlikle. Tabii 2016 performansı kısmen sıkıntılıydı. 2017'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 2017'de tabii ki kurulmuş bahçelerdeki ağaçlar bir performans gösterecek. Tabii şu an önümüzde bir bahar var ve neler olacağını bilemiyoruz. Belki çok iyi geçecek, belki çok kötü geçecek donlar açısından. Bunun dışında tabii yeni kurulan bahçeler var. 2017'de ceviz tarımı ve cevizin performansı nasıl olacak sizce? Şimdi olumsuzluklar ortaya çıkmaya başladı. Biz baştan devamlı söylüyorduk. Bu tedbiri alınmazsa, bu yöntemler uygulanmazsa sonuçta olumsuzluklar olacağını söylüyorduk. Ve nitekim olumsuzluklar ortaya çıktıkça ceviz yetiştiricilere biraz daha dikkatli olmaya başladı. Bu umut verici bir şey. Evet. Baktılar ki olumsuzluklar var. Ha demek ki bu söylenenler doğruymuş. Bunu biz yapmaya çalışalım diye. Benim şeyim gerek televizyonlarda gerekse internette gördükleri bilgileri iyi değerlendirip ona göre hareket etsinler. Yani ceviz çok fazla uğraşılmasını istemez. Ceviz öyle bir şey ki kendi haline bırakacaksın daha çok. Evet. Yani buna gübreydi, ilaçtı, onu bunu böyle rastgele verirseniz veyahut da suyunu az verirseniz veya suyu çok verirseniz yani normal doğal haline bırakırsanız ki o da altyapı iyi yapılmışsa buna ceviz karşı koyabiliyor. Evet. Gelişecek. Bir de şunu özellikle söyleyeyim ben. Dikim deyince dikildiği yıl cevizin köklerine mutlaka yani mümkün olduğunca mineral gübreleri ulaştırmayalım. Kimyasal gübreleri. Evet. Yani ben şöyle uygulama yapıyorum. Çok iyi sonuç aldım. Yani diktiğim sene sadece organik veriyorum. Çok aşırı bir eksiklik fazlalık yoksa müdahale etmiyorum. Kireç ve yani toprak kireçliyse veya asidikse, pH'i yüksekse veya düşükse buna göre tedbirler alıp gübreyi ikinci sene toprak analizi yapıp ona göre veriyorum. Yani mümkün olduğunca ilk yıl gübre vermeyelim. Ama toprağın ıslah edilmesi gerekir. Kireçliyse, pH yüksekse veya pH düşükse buna karşı tedbirler var. Evet. Şimdi burada ayrıntıya girersek korumuz uzar. Evet. O bakımdan ilk yıl gübre vermemeye çalışalım. Önemli olan kireç yüksekse, pH yüksekse veya asidik topraksa ona karşı tedbirleri alıp, ıslah edip dikelim. Evet. Organiği mutlaka vereceğiz. Organik çok önemli. Ondan sonra ertesi yıl analiz yapıp gübre vereceğiz. Tabii öncesinde bahçe kurmadan bir yıl öncesinde hazırlıklara başlarsak o toprağı zaten bir yıl öncesinden de gübreleyebiliriz, ıslah ederiz. Zaten dikim zamanı ıslah edilmiş en azından hazır toprağa dikiliriz. Hazır toprak olur. Bir de şimdi gübreye gerek yok. Ama son dakika dikip üstüne bir de gübre verirsek ya da son dakika işleri yaparsak tabii ki gübrede dozunu yakıcı olacak, yakıcı olur. Yani tabii. Ben sizin ne demek istediğinizi anladım ama 3 yıl Avrupa inanır mısınız? 3 yıl orada gittik gördük. 3 yıl mümkün olduğu kadar kimyasallardan kaçıyor. Ya tabii burada toprağın durumu önemli. Yani toprak iyiyse, yani besin elementi açısından yeterliyse tabii ki gübrelemeye gerek yok. Ben şunu gördüm. Yani konu biraz gelmişken şey yapıyoruz. İnsan sıraya koyamıyoruz. Şunu gördüm ben. Fidanı diktiği yıl tabii gübreyi fazla verdiği için organik gübreyi. Bu gübrede steril edilmemiş veya iyi yanmamış gübreler. Ot tohumu falan var, şu var, bu var. Ondan sonra bunu verdiği için tabii ot bol çıkıyor. İnanır mısınız fidanı diktiği sene fidanın dibine kadar böyle ot çok çıkmış. Dibine kadar ilaç vermiş. Ot ilacı. Evet. Ve fidanla otla beraber fidan da kurudu. Ya yazıktır. Ben diyorum ki fidanın etrafında çapa yapmayacaksın. Otu biçmeyeceksin, yolacaksın. Niye? Kesinlikle. Biçtikçe daha çok çıkar. Aynen öyle. İlaç atarsan köke zarar verir.
Ona yol alacaksın diye. Bana diyorlar ki ceviz yetiştiricileri, yani Yeni Bahçıkule. Ya sen bize ot yolduruyorsun. Yol alacaksın, başka çare yok yani. Ama ertesi sene veya öbür sene fidan kökleri artık yara yerleri falan kapandıktan sonra ot ilacı atabilirsin. Onun sakıncası yok. Evet. Ama ilk yıl gübre ve ot ilacında çok dikkatli olacağız. Kesinlikle. Tabi burada maalesef piyasada şöyle bir algı oluştu. Ceviz yetiştiriciliği ucuz ve kolay bir yatırım olarak düşünülüyor ama aslında ne ucuz ne de kolay. Yani bu öyle idi, kolay ve ucuz idi ama hava şartları, bir de artık mesela iyi topraklara doğru artık kaymaya başladı şey. Ama iyi toprakta pek kalmadı. Toprak cevize uygun toprak olması lazım. Onu bulmak da zor. Evet. Ama cevize uygun olmayan toprağı biz ıslah eder de tedbirleri alırsak, demin dediğiniz gibi yani dikimden önce toprağı yazın, şey havada uygun şartlarda biz onu ıslah edip ona göre altyapıyı oluşturup ona göre dip kazandı diğer yapılacak şeyleri yapıp hazırlarsak dikime, o zaman sorun çok azalıyor. Peki Selam Bey, 2017 yılında nasıl bir şey olacak, rekolte olacak, bir tahmininiz var mı? Şimdi rekolte tahminlerinde mesela Kaliforniya'da, cevizin merkezi orası biliyorsunuz. Evet. Kaliforniya'da mühendisler kendilerini öyle yetiştirmiş ki gözlere bakarak daha bir yıl önceden, yani hasattan sonra diyelim, Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta gözlere bakarak gelecek yıl alacakları ürün hesabını yapıyorlar. Evet. Gözlerdeki tabii şeyden. Tabii biz henüz o seviyeye gelmedik ama biz de 2017'de rekolteyi tahmin etmek çok zor. Eğer dona karşı tedbir alırsak rekolte yüksek olur. Evet. Bu kesin. Tabii sadece don etkilemiyor. Yani burada bakım şartları da var. Tabii bakım şartları, onları anlatıyoruz, konuşuyoruz da ama siz her şeyi yaptınız. Dona karşı tedbir almadınız. Don alıp götürür. Dona karşı tedbirler var. Önce tabii aktif tedbirler, pasif tedbirler de ayırıyoruz. Pasif tedbir, yani sonradan yapacağınız bir şey yok. Meyilli arazi seçeceksiniz. Soğuk hava su gibidir, akar. Kesinlikle. Yani 40 dönüme bir pervane koyuyorsunuz. Zaten dondan kazancınız o gideri karşılar. Evet. Ve en basit yönteminde bir tanesi tabii sisleme, duman. Evet. Bunu denizde geçen sene programda çektik. Büz içinde hani ot veyahut da ne artırlıkları yakıp da oradan, ama daha önceden sıkıştırıp ondan sonra onu yakarak olabilir. Veya sap saman yakarak dona karşı tedbir olabilir. Ama siz bahçede tedbirleri almadıysanız ne yaparsanız yapın, pervane de olsa, sis de olsa, duman da olsa faydası olmaz. Nasıl olmaz? Siz Mart ayında değil ama Mart Nisan'da bahçeye girip gezmeyeceksiniz dahi. Bırakın siz Şubat'ta bir, yani veya Ocak'ta bir sene öncesinde bir kere ot diye bir şey kalmayacak arazide. Evet. Toprak ısınması için. Ondan sonra don olacağına yakın, mesela artık meteorolojiden, internetten veya televizyonlar söylüyor, uyarıyor mesela. Rizikolu geceleri, don olma ihtimali olan geceleri. Siz bir gün önceden o tertemiz, sakal tıraşı gibi olmuş araziyi ıslayın. Isıtacaksınız. Çünkü niye? Gündüz sıcaklığı o ıslak nemli toprak emer. Nasıl ki deniz olan yerde iklim ılıman oluyor. O da emer. Gece yavaş yavaş soğur. Yani bu da bir önemli bir tedbirdir. Ve kolay bir tedbirdir. Bunları yaptıktan sonra rekolte, sorduğunuz soruya cevap vermiş olayım. 2017 rekoltesi diğer yöntemlerin yanında esas dona karşı alınacak tedbir. Tabii ki. Le rekolteyi yükseltebiliriz. İlk adım o aslında. İlk adım. Yani rekolte. İlk adım bu, rekolte. Sonra da işte bakım vesaire, hastalıklar var. Tabii onları sırasıyla anlatacağız. Evet. Zaten nedir bu yöntemler? Zirai mücadeleye karşı yöntemler nedir? Neler yapılması gerekir? Ama don da önemli bir tedbirdir. Hatta şurada kesinlikle arkada gözüküyor. Ben bunu önemsediğim için her yerde bunları afişlerde. Tabii burada bitkinin güçlü olması da önemli. Yani besleme açısından sağlıklı. Bir önceki sezon kışa güçlü girerse, eksiksiz girerse
soğuklara karşı da dirençli olur. Dirençli yani tamamen olur. Olmaz ama mutlaka. Dirençli olur. Burada işte budamada etkiler vesaire de hepsi etkiler. Yani kışa girerken ya da bitkiyi çok azotlu gübreyle beslersek yeşil aksam çok olur. Zaten ondan ilk etkilenecek işte sürgünüşler olur. Vesaire onlara dikkat etmek lazım. Evet. Kısa bir ara verelim isterseniz Selam Bey. Aradan sonra devam edelim. Hem budama var, aşılamalar var önümüzdeki dönemde. Yine hastalıklarla mücadele var. Zirai mücadele. Onları da konuşuruz bir ara verdikten sonra. Evet, değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.